Dönelim yurdumuza efendim. Manşetin ilk diliminde Baykar'ın geliştirdiği muharip insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk prototipinin haberini sizle paylaşmıştık. Üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girdi demiştik. Biraz üzerine konuşacağız. Habertürk yazarı Güntay Şimşek konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir projenin detayları, ne zaman göreve başlaması planlanıyor? Heyecanlandırdı herkesi. Yani şundan dolayı heyecanlandırdı herhalde biraz. Selçuk Bayraktar paylaşınca yapacaklarının teminatı olması hasebiyle herhalde benim açımdan en azından öyle yakinen biraz da gidip gezme fırsatı bulduğum için siz çok daha fazla detaya hakimsiniz. Dinleyelim biraz sizi. Şimdi aslında bu projeyi daha önce açıklamışlardı ama buradaki esas espri, yani Selçuk Bayraktar'ın son açıkladığı durum üretim hattından ürünü gösteriyor. Yani artık hiç konuşmaktan öteye yapım aşamasına geçmiş. 2023'te de ilk prototip uçuşları, test uçuşları, deneme uçuşları ne dersiniz? Yani gökyüzünde göreceğimiz bir sürece girdi. Yani yapım aşamasına girdiği için kıymetli, artık proje canlı bir şekilde ilerliyor. Oldu olacak falan değil. Şu an üretim hattına yani girmiş. Fotoğraf, bir film olmanın ötesinde. Evet, üretim hattını gördük. Tabii, üretim. Zaten öyle başlıyor üretim hattında. Dolayısıyla bu çok çok kıymetli, çünkü Bayraktar TB2 ile kazanılan kabiliyetler, Bayraktar'ın bir önceki versiyonunu düşünün. 2014'ten bugüne kadar o Bayraktar TB2 üzerinde de çok fazla sayıda gelişmeler, ilerlemeler oldu, uygulandı. Ciddi anlamda tecrübe kazandı. Ondan sonra çok daha büyük. İşte 2018'de Akıncı duyurulmuştu. Bakın 2018, biz 2021'de 3 yıl sonra Akıncı'yı gökyüzünde gördük. Envantere girdi, açıklandı. Şimdi şeyi açıklamışlardı. Geçen yıl açıklanmıştı. Bu Kızılelma veyahut da ne diyelim, milli insansız savaş uçağı sistemi. Bunun farkı milli değil, muharip insansız. Akıncı'dan ve Bayraktar'dan. Onlardan çok çok öteye, bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Bunu bir gökyüzündeki insanlı jet savaş uçakları gibi düşünün. Ve o kabiliyetlere sahip, manevra kabiliyeti olan, dalan, çıkan, saldıran, kavga eden, havada dövüşen, bütün özellikleri olan bir şeyden bahsediyoruz ki bu Amerika'da, Avrupa'da hava kuvvetlerinin çok ciddi anlamda gündeminde olan, çünkü şu an 5. nesil savaş uçaklarını gündemde konuşuluyor. İşte Amerikan bu F-35 5. nesil. 6. nesilde şey konuşuluyor, insansız savaş uçağı, yapay zekalı ve çok süratli olan, dalan, kavga eden, havada dövüşen, manevra kabiliyeti çok yüksek, agresif uçabilen, yakalanması zor. Özellikle radarda izlenme kabiliyeti çok çok yüksek. Bunun için ona göre motorunu gövde içinde alacak, taşıdığı mühimmatları gövde içinde taşıyacak. Dışarıdan radarda tespit edilmek şeyi çok zor olacak. Daha F-35 öyle bir projeydi aslında. Evet, şimdi F-35 öyleydi. O bilgisayar deniyordu. Yani bilgisayarlı bir uçak. Tamamen her şey bilgisayarla. Önemli olan da, onda da yapay zeka var ama bu bambaşka bir şey. Hem o kabiliyetleri var, hem insan yok, hem de şu an dünyanın konuştuğu bir teknolojiden bahsediyoruz. Şimdi İspanya, Fransa, İtalya, Hindistan, Çin, Rusya, Kanada, Amerika, bunlar şu an 6. nesil savaş uçağını konuşuyorlar. 6. neslin en önemli özelliklerinden birisi yapay zeka, olması. Diğeri de insansız olması. Biz tam teknolojinin gittiği yerde, teşekkür ederim Selçuk Bayraktar'a, Baykar ekibine, rahmetli Özdemir abiye. Bizi şimdi tam teknolojinin o tam koptuğumuz, yıllar önce havacılıktan koptuğumuz noktada bizi en önemli yerine adapte edecekler ve birçok ülkeden, birçok demeyeyim zaten, bunu üreten birerin parmaklarını geçmiyor. Yani bizim şu an bulunduğumuz yer 3 ülkeden birisiyiz ve bu iş bizi bambaşka yere taşıyacak. Çünkü insansız hava aracından daha başka bir şey. Yani bunun adını başka bir şey koymak lazım. İnsansız olmaktan öteye yapay zekası olan, bununla donatılan ve havada size bambaşka bir güç, kabiliyet kazandıracak bir uçaktan bahsediyoruz. Yani. Ve bunun ilk modeli önümüzdeki yıl hattan çıktığı zaman, rollout yaptığı zaman fabrikadan, işte yaklaşık 700 kilometre hızlı olacak. Yani onu soracaktım, teknik özelliklerini biliyor musunuz? Tabii yani. 700 kilometre hızlı olacak. 1,5 ton faydalı yükü taşıyabilecek. Gövdesinin içinde taşıyacak. Yani saklayarak radar izi bırakmamak için böyle bir kabiliyetli olacak. Tabii uçağın gövde tasarımı da ona göre olacak. Yani çünkü gövde tasarımı, onun üzerinde uçağın gövdesinde kullanacağınız kimyasal bileşenler, boya, bunlar hepsi de bambaşka kabiliyetler. Uçağın yine dedim ya tasarım aşağıdan radar izi, radar tespiti olamaması için de ciddi şeyler, çalışmalar var. Dolayısıyla bu bizi aynı zamanda şu an tartışıyoruz ya, F-35 verdiler, vermediler falan. Yıllar önce neyi tartışmıştık? Amerika bize insan savaşlarını vermiyor. İsrail'den aldıklarımız da işte kiraladıklarımız da görüntüleri filtreliyor, istediğini veriyor. 10 saat önce teröristi görüyor, bize işte atıyorum 11. saatte haber veriyor. Biz onun çok sıkıntısını yaşadık. Bu şeylerle Bayraktar TB2, TUSAŞ'ın Ankası, Aksunguru, onlar da sonra devreye girdi. Onlar da bambaşka hizmetler verdi. Dolayısıyla bizi o sınıftan çıkardılar. Öyle bir ihtiyaç tedarik eden değil. Bugün Bayraktar 19 tane ülkeye ürün veren, ihracat yapan, yaklaşık geçen yıl yanılmıyorsam 800 milyon dolar civarında bir ihracat kalemi söz konusu oldu. Bu çarpan etkisi çok ciddi olacak. Önümüzdeki yıl daha da katlanarak gidecek. Dolayısıyla ilk şeyden çıkacak Kızılelma, bu muharip insansız savaş uçağı sistemi 6 Mach 700 kilometre hızlı olacak. İkinci modeli ama ses hızının üzerinde olacak. Tam böyle savaşan bir jet gibi olacak. Bir savaş uçağı üretiyor olacağız. Evet. Bunu söylediğimiz zaman herhalde insanlar ya Amerika işte F-35 projesini yıllardır çalışıyor, Lockheed Martin'le şununla bununla, işte dünyanın süper güçleri bu işi yapıyorlar, yapamıyorlar hala, insansızını yapmadılar diye düşünenler olabilir. Düşünmeye devam etsinler. Bu tür komplekslerimizin varlığını, bu tür komplekslerimizin varlığı da malumumuz. Normal de buluyorum ben bunu, yadırgamıyorum ama herhalde bu Bayraktar'dan sonra, Ukrayna meselesinden sonra, Karabağ'da gördük, Libya'da gördük ama Ukrayna'da daha bir bütün dünyanın yeniden manşetlerine çıkan ve öyle basit bir şey olmadığını herkesin anladığı bir noktaya geldi. O yüzden dedim yani Selçuk Bayraktar paylaşınca heyecanlanıyoruz diye. Haklısın. Yani biz de Şam'a gidecektik, kısa sürede gidemedik. Önümüzde nasıl bariyerler çıktığını, ne kadar hazırlıksız olduğumuzu yaşamıştık. Ondan sonra Türkiye çok ciddi mesafeler kat etti. Roketsan'ın geliştirdiği ürünler, Aselsan'ın geliştirdiği, Havelsan'ın, özellikle Baykar'ın, TUSAŞ'ın. O Suriye olayında bizim o yaşadığımız acı tecrübe bize çok şey öğretti. Hava savunman yok, adam saldırsa onu durduracak bir şeyin olmadığı gibi senin ona karşılık verecek bir şeyin de yok, hücre sistemi de yok. Müttefik diye güvendiğin Amerika, NATO, bunlardan öyle bir destek zaten söz konusu değil. Şeyi kapatır mı? Şimdi Rusya da aynı şeyi yaşıyor şu an. F-35 açığını kapatır mı Türkiye'nin ilerleyen dönemlerde? Vallahi ben bunu 2025'e kadar ikinci versiyonda çıktığı an varyantı Kızılelma'nın önemli oranda kapatacağını düşünüyorum. Diğer taraftan şunu unutuyoruz biz. Bayraktar TB2 ve bu Kızılelma ile birlikte bunlar müthiş bir şekilde Türkiye'ye kaldıraç etkisi yapıyor. Yani size teknoloji vermek istemeyenler var ya, işte motor vermek istemiyor, CATS kameralarını vermek istemiyor, başka bileşenler falan. Şimdi sizde işbirliği yapmak istiyorlar. Dolayısıyla o vermek istemeyenler artık sizin ürünlerinize de kavuşmak isteyenler olduğu için bunu ya Airbus geliştirememiş. Düşünsenize, uçak yapan bir şirket bunu yapamamış. Rusya'nın elinde henüz bizim gibi böyle insansız savaş uçağı sistemi yok. Çin'inkiler böyle bir şey değil. Yani bambaşka bir Amerika, İsrail'i sayıyoruz. Yani bunlarla yarışacak. Daha doğrusu şöyle diyelim, yani yanlış da anlaşılmasın. Şimdi bunlar uçak üretiyorlar. Evet. İyi savaş uçakları da üretiyorlar. Evet. Bahsettiğimiz ülkeler. Ama Türkiye bu teknolojiyi şuradan yakaladı anladığım kadarıyla. Biz bunun insansızlığını yapalım. Çünkü dünya buraya doğru gidiyor. Doğru. Dolayısıyla bu aşamalarda, buralarda zaten bunları yakalamamız mümkün değil. Çünkü adamlar çok uzun yıllardır savaş uçağı üretme tecrübesine ve teknolojisine sahip. Ama biz insansızla lige buradan girebiliriz. Meseleye buradan girebiliriz. Mantık bu herhalde. Mantık bu. Bizim oradaki zayıf kaldığımız yer neresi? Bu uçaklara güç veren itki sistemleri, güçler, motorlar, tamam mı? O tarafla ilgili de şimdi ciddi çalışmalar var. Yani en kısıtlı kaldığımız yer orası. Ama hepsiyle arayı açtığımız yerse işin yazılım, donanım tarafı. Havada bir uçağa kabiliyet kazandırmak, elektronik harp yapacak. Biz bunu katman şeklinde de kullanıyoruz. Suriye'de gönderiyorsun. Bir grup radarı kör ediyor, ötekisi yanıltıyor, diğeri dalıp ortalığı adeta teslim alıp geri geliyor. Bunun alt katmanları da vermiş, sadece şey de değil. Yani dedim ya, burada kullanılan mühimmatlar da biz gelişiyor. Hepsi akıllı mühimmatlar. Roketsan'ın yaptığı işler çok çok önemli. Aselsan'ın tek başına şey değil. Daha da önemlisi, evet İsrail'i eleştiriyoruz. Bize Heron'u verdi ama kiralık verdi, filtreledi verdi ama biz o Heron'lar, Amerika'dan bir dönem aldığımız insan savaşları da çok iyi bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde insansız hava aracını kullanma kabiliyeti kazandık. Burayı da hiç atlamamak lazım. Bu çok çok daha kıymetli. Çünkü bu ürünü verdiğiniz herkes de bu kabiliyet yoksa başarılı da kullanamıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de müthiş bir kabiliyet oluştu. İnsansız hava aracı komutanlığı diyelim. O birimler çok çok değerli. Dolayısıyla bunlar bunu şey yapıyor. Biz şimdi motor tarafını bu geliştirdiğimiz teknolojiyle diğer şirketlerle çok daha rahat iletişim kurarak onları tedarik etme. Yani alt bileşenlerinde kritik olan yerleri de bu sayede çok hızlı çözüyorsunuz. Çünkü sizden alacaklar ve siz de bunu verince talep dengelenmiş olacak. Çok teşekkür ederiz Güntay Şimşek. İyi yayınlar diliyorum. Heyecanla bekliyoruz gerçekten. Heyecana değer yani, açıkçası. Değer. Özgüye, heyecana. Ya en önemlisi şu, pek çok şeyin hamasetini çok konuşuyoruz ama o yüzden girişlere söyledim. Yani yapılanlar yapılacakların teminatı olunca önümüzde de böyle çok somut, net, bütün dünyanın ilgiyle takip ettiği, takdir ettiği, şaşkınlıkla izlediği, belki haset ettiği bir şey olunca... Bir not ekleyeyim mi? Ümidimiz artıyor. Şu savaş uçakları diğerlerinde var falan ya, şu an şeyi tartışılıyor zaten. Amerikan elinde olan savaş uçakları, İngiltere'nin, Avrupa'nın, bunlar zaten 2025-30 arasında devre dışı kalacak bunların karşısında. Çünkü hem pahalı, başarılı olma şansları yok. Bunun yerine koyacak şey arıyorlar. Yani bizim şu an bulduğumuz sistemi, modeli onlar arıyorlar. Bir de şeyi unuttuk. Bu Kızılelma aynı zamanda gemiye inip kalkma özelliği de olacak. O kabiliyette olacak. Onu da kısa sürede elde edecek. Çünkü Bayraktar TB3'te bu zaten çalışılıyordu. Önemli oranda Bayraktar TB2'nin ve TB3'ün kabiliyetleri buna koyulduğu gibi üzerine bir katman daha ekleniyor. Yani bir tecrübeyle geldiğiniz için hızlı bir şekilde üretme, sahaya sürme şansınız söz konusu. Bir uçak gemimiz olur bir gün inşallah. Uçak gemimiz de var işte, hazır. Anadolu'dan bahsediyorum. Evet. Onlara o da onun sonrası demektir ya. Evet, sonrası. Çok teşekkür ederim. Bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz.